Biz gündemi sorduk, halktan gelen cevaplar. Selamun aleyküm bacım. Şimdi efendim gündemle ilgili soruyorsunuz. Gündem şöyle. Şimdi kadının bir tanesi efendim affedersiniz ama namahrem yerini gösteriyor. Göstermek suretiyle de edep hayayı bozuyor. Bunların dış güçler olduğunu düşünüyorum. Bizim dinimizi, inancımızı, kültürümüzü bozmak için yapılan Amerikanya'ya İspanyalı oyunlar bunlar. İsrailli oyunlar. Bunlar Yahudi oyunları. Efendim Vadit Terim Beyefendi'ye gelince de o mübarek bir insandır. O bütün arkadaşlarıyla birlikte Kabe'yi tavaf etmiş, haramdan uzak duran, faizi haram kabul eden insanlarımızdır. Bunlara dış güçler tarafından oyun kurulmuş. Bunlar referandumda reisimiz de evet dediği için bunları böyle kötüleme kampanyası başlatmışlardır. Olay budur kardeşim. Kürtaj yapıyoruz kardeşim, sen karışma. Yani şimdi tabii gündemi soruyorsunuz ama gündemle ilgili çok çelişkili ifadeler var. Yani kadının efendim bir tarafını göstermesiyle ilgili bir sorun. Fakat şunu sormuyoruz. Bu kadar adam niçin bu kadına para veriyor değil mi? Yani toplum bunu sorgulamalı. Büyük bir cinsel açlık var bu toplumda. Bunun çözülmesi gerekiyor. Efendim diğer meselelere gelince de biliyorsunuz siyasal İslamcılar bir taraftan nas derken diğer taraftan faize, efendim borsada gaza bas diyorlar. İşte bunların hepsi 12 Eylül sonrası yabancılaşma ve bozulmanın ürünü. Halkın bir suçu yok. Sistemi sorgulamak lazım. Evet. Gündemi soruyorsun be? He? Bana gündemden be. Allah Allah. Kadının bir tanesi şeyini açmış, şey olmuş. Onu seyreden şeyler var, şey olmuş. Bize ne kardeşim? Fadi verip konuşuyor. Bana ne kardeşim? Ben tanımam bilmem be ya. Ben meyhanede pizzeniyordum. Tabii. Onun maç mı oynuyor be? Ne maçı? Borsa maçı mı oynuyormuş o? Oynara be. O kapçık ağzında ne numaralar var. Gelsin meyana ver öğreteceğim ona borsayı ve tabi. O görmemiş borsanın kralını. Rakı şişesini görmemiş. Tabi be. Tabi. Kardeşim şimdi siz gündemi soruyorsunuz değil. Yani şimdi gündem toplumsal bir çöküş var biliyorsun. Yani bizim meselemiz bu olmamalı biliyor musun? İnsanlar aç, susuz, sefalet ve yoksulluk içerisindeler. Yani depremler oluyor kimse umursamıyor. Tarım bitmiş kardeşim. Ekonomi bitmiş kardeşim. Ama kalkıyorsunuz kadının bacak arasıyla göğsüyle ilgileniyorsunuz değil mi? Bunların asıl ahlaksızlık burada yatıyor biliyorsun. Biz yani halk olarak davranışçı mücadelenin içinde büyük kavgalar vermek zorundayız. Yoksa böyle efendim kadın arkadaşların öyle yapması o dizenin çaresizliğidir. Sistemin bozukluğunu gösterir. Kadının değil. Kadın arkadaşları destekliyoruz. O sistem bunları bu hale getirmiştir. Tamam mı?